Ne diyorsun Polat? Teklifim hala geçerli. Kabul edersen ailene hiçbir şey olmayacak. Sagir. Alptekin şu anda evde. Hemen bağlantı kurun. Efendim. Alptekin, Sagir orada. Adamlarıyla evin etrafını sarmış. Görüyorum. Siz kaç kişisiniz? Evde yalnız ben varım. Dışarıda da iki arkadaş var. Size hemen destek göndereceğiz. Tamam. Nazife anneyi güvenli bir yere al. Siz de dikkatli olun. Anlaşıldı Aynur. Ne oldu evladım? Acil bir durum var. Güvenlik sebebiyle sizi aşağı almam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Efendim. Bizden kim var orada? Tamam. Hemen biz de oraya geliyoruz. Ne oldu Akif? Sagir Nazife annenin evini kuşatmış. Acele et, yetişmemiz lazım. Emredersiniz. Sakın o eve yaklaşma. Bunu söylemek için biraz geç kaldın. Hemen adamlarını topla ve oradan uzaklaş. Başkalarına uşaklık ettiğin için kendi hayatını bitireceksin. Ben kimsenin uşağı değilim. Ama sahibim burada öyle söylemiyor. Kimin ne söylediği benim umurumda değil. Sagi. Şimdilik bu kadar yeter. Sen beni tanımadın Brandon. Ne kadar yeteceğine ben karar veririm. Benden haber bekle Sagir. Polat Alemdar'ın olduğu yerden bana iyi haber gelmez. Ben hiç beklemeyeyim. Seni çağırıyor. Annemin evine pusu kurmuşlar. Ben gidiyorum. Bize emriniz nedir efendim? Burada yaşayan kimse kalmayacak. Tekneyi de yakın.
Canlı kimse kalmayacak. Yürüyün. Komutan vuruldu. Tamam, siz bana vurun. Acele edin. Hemen yetiştirmeliyiz. Beni koruyun. Tamam, yeterli. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl yeterli Cahit? Zaten hastane diye tutturdun Safiye. İyi değilsin Cahit. Ne gerek var, bir şeyim yok işte. Nasıl bir şeyin yok? Bence tomografi bile çektirmemiz lazım. Abartma Safiye, abartma. Ben iyiyim. Merak edilecek bir şeyim yok. Efendim, telefonunuz var. Sen dur, ben bakarım. Teşekkürler. Efendim? Bir süre burada kalmanız gerekecek anneciğim. Sakin olun. Sen beni merak etme evladım. Sen çocuklarıma yardım et ya Rabbim. Arkadaşlar, dikkatli olun, saldırı var. Hani bu evin etrafında sadece polisler vardı. Sadece bu ikisi mi kalmış? Bunlar Polat'ın adamları. Anlaşılan diğerlerini biz işimizi rahat yapalım diye Brandon halletmiş. Ne oldu Sagir? Haber vermedin. Patlatmıyor muyuz bombayı? Artık dikkat dağıtmaya gerek kalmadı. Bütün dikkatimizi buraya verelim. Ben o zaman malzememi alıp buraya geleyim. Belki lazım olur. Tamam hadi. Ben şimdi içeriye bomba gibi düşeceğim. Brandon'dan haber beklemeyecek miyiz? Hayır. Artık bu iş Polat'la bizim aramızda. Benim kim olduğumu herkes öğrenecek. Hadi. Efendim Akif. Abdekin, vazifen iyi mi? İyi. Onu aşağıda güvenli odaya aldım. Ben yukarıdayım. Sen de aşağı in. Onun yanından sakın ayrılma. Tek başına risk alma Abdekin. Vazifen annenin yanında ol. Tamam. Yürü. Yürü.
Çık, çık. Siz dışarıyı temizleyin, ben arkadan gireceğim. Bakalım ne kadar doğru söylüyorsun. Onu bırak. Senin hesabın benimle. Demek bu kadar değerli senin için. Senin istediğin benim. Bırak gitsin. Şöyle. Gel 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 gel. İndirin silahları. Yürü. Geçin bu tarafa. Geldim. İndir silahını. Akif, şu aracı takip edin. Bana bir şey yapmayacak mısın? Bu daha başlangıç. Evladım. Leyla ile Elif neredeler? Onlar çıkmışlardı evladım. Sinemaya gideceklerdi. Efendim Polat. Neredesiniz Leyla? Biz Elif'le alışveriş yaptık. Şimdi de sinemaya gidiyoruz. Hemen eve dönün Leyla. Polat? Gelince konuşuruz. Anneciğim, sen biraz daha burada kal. Peki oğlum. Peki.
Alptekin nasıl? Ameliyata almışlar abi. Durum henüz belli değil. Hüsnü Bey'le konuştum. Alptekin'i hastanede değil, yeni merkezin sağlık biriminde tutacaklarını söylediler. Tamam Akif. Komutanım. Ne oldu Yasin? Komutanım, Timurlar siz gittikten sonra Lyon ekibinden baskın yemişler. Maalesef üç arkadaşımızı kaybettik. Timur da çatışmada yaralanmış. Timur'u da yeni sağlık merkezimize götürün. Emredersiniz komutanım. Abi. Sofiye. Nazif anne. İyi o, merak etme. Aşağıda şimdi. Sen istersen yanına git bir bak. Şükürler olsun, ikiniz de iyisiniz. Brandon senden ne istedi abi? Ra'nın teklifini iletti. Daha önce Amon'un yaptığı teklifin benzeri. Ra orada olmadığı için cevabını da o aldı. Öldü mü abi? Timur tuzağa düşmüş. Brandon'ın yaşayıp yaşamadığını öğrenci ait. Tamam abi. Evin önündeki polisleri onlar mı çekmiş? Evet. Bu teröristlere yolu açmak için yapmışlar belli ki. Ama bu davanın bittiği anlamına gelmez. Bizi yeniden polisle karşı karşıya getirmek isteyeceklerdir. Yakalama kararı düşene kadar dikkatli olmalıyız. Davayla ilgili Leyla'nın devreye gireceğini söylemiştiniz abi. Bir şey çıktı mı? Bu gece konuşacağım. Leyla mutlaka sonuç alacaktır. Ama biz bu işi daha hızlı halletmek için elimizdeki gerçek teröristi kullanacağız. Sagir. Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Kafasını gövdesinden ayırmayı düşünüyorum Akif. Babama ve anneme yaptıklarının hesabını verecek. Ama önce kendi yaptığı eylemleri açıklayacak. Biz de üstümüzdeki suçlamalardan kurtulmuş olacağız. Üzülme evladım. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Çok şükür anacığım. Ama ben sizi çok üzdüm, yordum. Benim yüzümden... Böyle söyleme. Senin bir günahın yok ki. Her şey Allah'ın takdiri. Hem ben babana kavuşacağım günün hayalini kuruyorum. Böyle söyleme anacığım ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Oğlum. Tamam. Başsavcılıkla görüştüm. Çok yakında başvurumuzla ilgili haber alacağız. Tamam. Gelişmeleri bana da haber verirsin. Hı hı. Ninemin ilaç saati. Elif'in okul meselesini de konuşmamız gerek. Evet. Bu konu benim de kafamı kurcalıyor. Olanlardan sonra eski okuluna dönmeyi kabul etmemesi çok normal. Ama siz de biliyorsunuz Elif nereye giderse gitsin bu tür şeylerle karşılaşabilir. Aslında Elif de bunun farkında. Yaşından beklenmedik bir olgunlukla karşılıyor.
Ama her şeye rağmen ben onun bu ortamdan uzaklaşmasını yararlı görüyorum. Başka bir okul mu öneriyorsun? Evet. Yurt dışında çok iyi şartlarda eğitim alabileceği okullar var. Biz Profesör Martin'le araştırdık. Öğrencileri için tam gizlilik sunan okullar var. Elif orada bu sıkıntıları yaşamayacaktır. Gösterdiğiniz çabayı takdir ediyorum. Ama kızım burada benim yanımda olmalı. Onun bizden uzakta... Ninem dinlenecekmiş biraz. Ben de usulca çıktım odasından. Aferin kızıma. Eğer çok bugün gideriz sinemaya değil mi Leyla? Gideriz tabii. Hadi gel. Safiye. Sen iyi misin canım? Ben iyiyim abi ama... Ama ne? Abi, onlar Cahit'in senin için çalıştığını biliyorlardı. Cahit o meseleyi çözdü. Kimseye bir şey söyleyemezler. Cahit için endişelenmene gerek yok. Martin, hoş geldin. Hoş geldiniz Profesör Martin. Hoş bulduk Polat Alemdar. Çok üzüldüm, geçmiş olsun. Sağ olun. Kardeşimin yanında olduğunuz için de teşekkür ederim. Keşke engel olabilseydim. Siz elinizden geleni yaptınız. Çok teşekkür ederim. Bütün bunları yaşadığın için çok üzgünüm Safiye. Asıl ben üzgünüm. Siz benim yüzümden bu olaya dahil oldunuz. Neyse ki ulaşabildim Cahit'e. Her türlü tehlikeyi senin için göze alabileceğini biliyordum. Cahit'e bir zarar vermediler umarım. Neyse boş ver, bunları konuşmayalım artık. Küçük prenses nasıl? Sanırım hala okula gitmiyor. Abinle okul meselesini konuşabildin mi? Abim bizim teklifimize sıcak bakmadı Martin. Elif'in eğitimine burada. Bizim yanımıza devam etmesi konusunda kararlı. Peki ya Elif? Asıl önemli olan onun ne hissettiği. Bence abim haklı Martin. Elif ailesinden ayrılmak istemez. O gün sen de duydun. Ben ninemi bırakmam dedi. Başka bir yol bulacağız artık. Ben Elif'e haber vereyim. Alptekin nasıl? Ameliyattan çıktı, şimdi yoğun bakımda. Uyanmasını bekliyoruz. Kendine geldiğinde beni haberdar et. Tabii efendim. Timur nasıl? Ameliyatı başarılı geçti. Endişelenecek bir durum yok. İstirahat ediyor şu anda. Kısa zamanda toparlanacak. Efendim. Yeni sağlık merkezimizin donanımı için hastanemizden nakil yaptık. Ancak halihazırdaki teçhizatımızın modernizasyonu gerçekleşeceğinden... Hüsnü hallet işte. Tamam efendim. Nasıl tensip buyurursanız. Dur Timur, ne yapıyorsun?
Çok geçmiş olsun. Seni iyi gördüğüme sevindim. Sağ olun efendim. Lütfen beni affedin. Görevimi yerine getiremedim. Ben yaralanınca arkadaşlar da benim yüzümden geri çekildiler. Sen dinlenmene bak Timur, bunları düşünme. Dün gece Sagir'in adamının kaçtığı araçla ilgili bir haber aldık. Bulundu mu? Evet, terk edilmiş halde bulundu. Araç çalıntıymış. Adamla ilgili bir şey ulaşabildik mi? Araçta hiçbir iz bulamamışlar. Akif nerede? Sagir'in sorgusu için gitti. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun. Sağ ol Pusat. Hayırdır, nedir mesele? Hakkı Bey bana ve Baltazar'a bir iş teklif etti. Biliyorum Pusat. İşi kim en iyi şekilde yaparsa İstanbul Sefirliği içinde büyük bir adım atmış olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Biz Zülfikar Ay'la hemen işe koyulduk. Ama Baltazar şimdiden yolumuza taş koyuyor. Hakkı sizden ne yapmanızı istedi? Kaçak petrol nakliyesini yapacağız. Ama Baltazar çalışacağımız tırları bağladı. Kimse bizimle çalışmayı kabul etmiyor. Baltazar İstanbul sefiri olana kadar senin yoluna çıkmaya devam edecektir. Keşke kendi çıksa. Ama maşa kullanıyor. Baltazar daha önce uyuşturucu işinde kullandığı çeteyi tır şoförlerinin üstüne salmış. Ne çetesi bu? Motorcu çetesi. Başlarında Pitbull diye bir it var. Her işte Baltazar'ın eli ayağı olmuş. O zaman yapacağın iş belli Pusat. Abi nasıl olsa izni verdi. O Baltazar'ın elini ayağını keseceksin. Eyvallah abi. Teklifimizi düşündün mü? Düşündüm. Kabul ediyorum. Benim yaptığım ama skor tabelasında size yazılan her şeyi açıklayacağım. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Hevesimi kursağımda bıraktın. Senin elinde kalmaktan korktuğumu düşünme. Kabul etme nedenim bu değil. Neymiş? Bu dünyadaki en büyük terörist benim. Ve bunu da herkesin duymasını istiyorum. Dur. Yüzüme vurma. Canlı yayında zorla konuşmuş gibi görünmek istemem. Ne canlı yayını? Ne saçmalıyorsun sen? Teklifinizi kabul ettiğimi söyledim. Ama şartımı söylemedim. Sadece canlı yayında konuşurum. Benim malımı taşımayacağınızı söylemişsiniz. Pusat, eğer biz bir adamla anlaşma yapmayacağımızı söylediysek, öncesinde başka bir adamla anlaşma yapmışız demektir. Patron bacağında bir mermiyle bu anlaşmanın bedelini ödedi. Şimdi hastanede. Ne oldu? Mesele mi var? Çekilin.
Oğlum, bu adamlara yara yapmışsınız. Evet, yaptık. Sen de deva olmaya mı geldin? Yok. Bela olmaya geldi. Baltazar'ın itleri ne zaman adam oldu lan? Sen de git patronuna söyle. Pusat geldi, Pitbull'la olan anlaşmanı bozdu. Bundan sonra benim malımı taşıyacaksınız, tamam mı lan? Misket. Pusat geldi, hepimizi dağıttı. Pitbull yalan söylemiş. Hala Baltazar'la çalışıyor. Anladım. Tahmin etmiştim. Ne oldu? Pitbull bizi kandırmış. Nasıl? Hala Baltazar'a çalışıyor. Geçen gün gittiğimiz tırcıların mekanına pusat gelmiş. Adamları dağıtmış. Ben biliyordum zaten. Bu adama güvenilmez. Ne yapacağız? Uygun zamanı bekleyeceğiz. Ben bu pisliklerle çalışmam. Efendim, Sagir'in sorgusu bitti. İstediğimizi yapacak. Ama bu açıklamayı canlı yayında yapacağını söyledim. Neden böyle bir şey istemiş olabilir? Eylemleri kendisinin yaptığını herkesin bilmesini istiyormuş. Bu zamana kadar niye çıkıp söylememiş o zaman? Mecburen Brandon'ın planına uymak zorunda olduğunu söyledi. Bu adamın kendi planı var Akif. Ben de öyle düşünüyorum. Ama başka türlü konuşmaya ikna olmayacak. O zaman akşam internet üzerinden bir canlı yayın ayarlayın. Ama her ihtimal için hazırlıklı olun. Akşamki aracı bulabildiniz mi? Terk edilmiş halde bulundu. Hiçbir ipucu yok. Bu benimle röportaj yapmak isteyen gazeteci bir kız vardı. Can'ın kızı. Onun Çağrı ile röportaj yapmasını sağlayın. Ebola'dan nasıl kurtulduğunu, bununla ilgili bütün bildiklerini anlatsın. Sagir'in yapacağı açıklamaları desteklemek için buna ihtiyacımız var. Başka bir şey var mı efendim? Tamam Akif. Şimdilik başka bir şey yok. Çok güzel olmuş. Efendim Polat. Ne durumdasınız Leyla? Her şey yolunda mı? Nazif anne daha iyi. Safiye yanında. Elif? Sana kaşkol örüyor. Babama söyle o da sinemaya gelsin. Polat, biz bu akşam Elif'le sinemaya gideceğiz. Biliyoruz gelemezsin ama yine de sana haber verelim dedik. Sağ ol Leyla. Benim de akşam sinemadan sonra size bir sürprizim var.
Tamam. Hadi bakalım. Devam et. Tamam. Büyük talihsizlik. Polat Alemdar'ı ortadan kaldırmak için kusursuz planlara imza attı. Ama ilk karşılaşmada neredeyse hayatını kaybediyordu. Masada kazanmaya alışmış biri için kalem darbesi almak çok kötü olmuş. Ambulans helikopter hazırlandı. Birazdan yola çıkacağız. Umarım en kısa zamanda hayati tehlikeyi atlatır, tekrar aramıza döner. Umarım. Sizinle yapacak daha çok işimiz var. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum. Siz İngiltere'deyken bütün işlerinizi üstlenip en iyi şekilde yürüteceğime söz veriyorum. Çağrı, senden bir isteğimiz var. Ebola hakkında bir gazeteciyle görüşmeni istiyoruz. Bu virüsten nasıl kurtulduğunu, bu virüsün panzehirin mevcut olduğunu ama bunu dünyadan sakladıklarını. Tabii ki anlatırım. Ama hangi gazeteci bunu yayınlamaya cesaret edebilir? Bunun üzerine gideceğini düşündüğümüz bir gazeteci biliyoruz. Eren'i aradım, açmadı telefonunu. Size önemli bir haberim var. Emniyet ulağı ve onun ekibindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu işten sıyrılması zor görünüyor. Demek ki arkalarındaki destek çekiliyor. Onlarla işleri bitti tabii. Ben gelişmeleri takip edeceğim. Tamam, sen emniyette kal. Aynur'a. Erhan nerede? Bir işi olduğunu söyledi, çıktı. Bir şey söylemedi mi? Hayır. Tamam. Hoş geldiniz. Seninle konuşacaklarım var. Fehmi Bey. Tamam, biliyorum. Ben çıkarken dışarıda ol. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Geç oturalım. Senden neden haber alamadığımı şimdi anladım. Neler oldu? Önemli bir şey değil. Halletmem gereken bir mesele vardı. Eminim halletmişsindir. Halloldu sayılır. Asıl sen anlat. Konseyin kasası için Bünyamin'le görüşecektin. Görüştüm. Ama net bir şey söylemedi. Bazı tereddütleri olduğunu düşünüyor. Gayet ikna edici yöntemlerin var. Seni reddedecek cesareti olabilir mi?
Konseyde ona ne kadar ihtiyacım olduğunu biliyor. O da bunun farkında. Ben bir görüşüp derdini öğreneyim. İkna ederim. Hava çok soğuk Kenan. Üşümüyorsun değil mi? Yo, iyiyim. Temiz hava iyi geldi. Geldiğin için teşekkür ederim. Aslı Yusuf kaza geçirdiği gün onunla berabermiş. Onunla hiç görüştün mü? Bir kere görüştüm. Hakkı Bey'in anlattıklarından farklı değil anlattıkları. Görüştüğümüzde bana Yusuf'un kayboluşuyla ilgili haber yapacağını söylemişti. Ama yapamadı. Bununla ilgili konuşmadınız mı? Hakkı Bey engellemiş. Anladım. Aslı'yla görüşmek istiyorum. Ayarlayabilir misin? Tabii ayarlarım. Ama Hakkı Bey bundan rahatsız olacaktır. Beni de daha önce uyarmıştı. Demek ki burada görüşmeyeceğiz. Senden biri hakkında bilgi istiyorum. Elimden geleni yaparım. Brandon'u tanıyorsundur. Yalnızca adını duydum. Brandon dün saldırıya uğradı. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmeni istiyorum. Bu mevsimde deniz havası almak istediğine göre deniz aşırı haberler bekliyorsun anlaşılan Hakkı Bey. Artık yeni bir dönem başlıyor Mete. Bundan sonra ulaklarla çalışmayacağız. Yeni dönemde yeni ekiple yola devam edeceğiz. Emniyetteki tasfiyelerden sonra boşalan yerleri kendi adamlarımız dolduruyor. Artık eskisinden de güçlü olabiliriz. Konseyin çıkarlarını esas alacağına eminim. Konsey bir an önce kurulursa üzerimize düşeni yapacağız. Geç kaldığımızı düşünmeyin. Fehmi Bey işini sağlam alıyor. Can Bey'in de gelişmelerden haberi olsun. Can kulağıyla dinliyor. Bünyamin Bey'le de görüşülecek. Onun da konseyde olmasını istiyoruz. Konseyin kasası belli oldu demek. Henüz netleşmedi. Fehmi Bey'in teklifiyle ilgili tereddütleri olduğunu söylemiş. Hakkıcığım, üstesinden gelemeyeceğiniz bir durumsa biz devreye girelim. Gerekeni yapacağımızdan şüphen olmasın. Meteciğim. Hayırdır? Gene güzel haberlerin mi var bana? Yemin ederim var. Ulan bana bak, iyi haber olduğundan emin değilsen sakın söyleme. Ağam, Dicle ablam gelmiş, daha ne olsun? İstanbul'a geldiğini biliyorum. Hemen anasına mı gitmiş lan? He ağam, Zehra yengemde gördüm. Gel dedim, gelmedi benimle. Biraz konuştuk. Karadeniz'de eyleme gitmiş. Santral mi ne yapacaklarmış? Onu protesto etmişler. Biliyorum, biliyorum. Bizim kız her şeye karşı. Anaya karşı, babaya karşı. Karşı olmadı, hiçbir şey yok. Ben de laf arasında sorguya çekti. Ne dedi? Ne desin? Seni sordu. Babam nasıl dedi? He, tabii, tabii. Ulan yalan söyleme. Semtimize uğramıyor, halatı soruyor, öyle mi? Ağam, inan ki. Bana bak, konuşma da ben dinle ulan. Şimdi eve git, ortam yokla. Sen Helga'yı oyalayacaksın, ben de eve gireceğim. Tamam ağam. Olur da bir aksilik çıkarsa Mozik. Bu sefer elimden kurtulamazsın bilesin.
Dicle ablayı çok özlemişsin belli ağam. Ben Helga yengeyi oyalarım, sen merak etme. Hadi yürü lan, yürü, kaybol. Bir şey alır mısınız? Hayır, teşekkürler. Böyle çat kapı görüşmelerden hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Mecburen geldim. Brandon'a ulaşamıyorum. Saatlerdir telefonu kapalı. Brandon'a artık ulaşamayacaksınız. Bu ne demek oluyor? İşbirliğimiz sona erdi. Artık sizinle ve ekibinizle çalışmayacağız. Size yaptığımız hizmetlerden sonra bunu bize nasıl yapabilirsiniz? Meseleyi kişiselleştirmeyin. Yeni konjektürde çıkarlarımız ve hedeflerimiz örtüşmüyor. Kendinize bir iyilik yapın ve bir süre buralardan uzaklaşın. Şimdi müsaadenle, misafirimize kapıya kadar eşlik et. Buyurun. Emniyet ulağının biletini kesme zamanı geldi. Hizmetlerinin karşılığı olarak onu bir daha dönmeyeceği bir tatile gönderin. Siz hiç merak etmeyin. Bütün imkanlarımızı kendisi için seferber etmeye hazırız.